Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qanamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning dunyoga kengayotgan ko'zli sistemasi andisha qo'zg'umoqda. CNBC to'rining 8 avgust e'lon qilgan mulohiza maqolasida Xitoyning kunsiri kengayotgan ko'zli sistemasining mutaxassislarni va demokratik zatlarni andishiga selibotganligi bildirildi. Maqolada Xitoy shirkatlarining ko'zli sistemasi, chiroy tunish texnikasi qatorliq yuqori texnikalik mahsulotlarining Xitoydagi har qaysi joylarda umumlashayotganligi, hozir bu ahvolning chet elgimi kengayotganligi mutaxassislar Xitoyning ko'zli sistemasini ishlatgan davlatlardagi uchur ma'lumotlarining Beijing doiralariga yo'llanish va kompartiyaning o'z ta'sir doirasini texnomo kuchaytirish ehtimolligidan andisha qilayotganligi bildirildi. Xitoyning Huawei, Dahua, ZTE qatorliq shirkatlari hozirgacha 63 davlatni sun'iy idrokliq ko'zlash texnikasi bilan ta'minlagan bo'lib, bularning ichida 36 davlat Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga a'zo bo'lgan davlatlar ekan. Undan boshqa Yevropadagi Germaniya, Ispaniya, Fransiya qatorliq davlatlar ham yuqoriqi 63 davlat qatoridan ekan. Mutaxassislar bu ahvolning xatiridan ogohlantirib, garchi mazkur davlatlar bu texnikalarni foydali sohalarga ishlatadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Huawei'ga o'xshash mulozimat bilan ta'minlangan Xitoy shirkatlarining yig'ilgan uchurlarga erishish huquqiga ega ekanligini, bu uchurlarning Beijingga yo'llanib, Xitoy kompartiyasi tomonidan xohlagan maqsadda ishlatilishi mumkinligini bildirishmoqda. Chiroy tunish texnikasi xalqaroda izchil qarshilikka uchrab kelgan bo'lib, fuqarolarning huquqiga daxli tarvuz qilganlik deb qaralmoqda. Oldingi oyda Amerikaning Kaliforniya shtati saqchilarining xizmat jarayonida chiroy tunish yumshoq detalini ishlatishini vaqtliq cheklagan. Turkiyaning Suriyadagi harbiy harakati rasmiy boshlandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya armiyasining Suriyadagi PKK, PYD va Daish terrorlik tashkilotlariga zarb berishini nishon qilgan Barish Pinari, ya'ni tinchlik buloqi harbiy harakatining quruqlik bosqichi boshlandi. Turkiya askarlari 3 farqliq joydan chegaradan halqib o'tib, rayonni kontrol qilib turayotgan terrorchilarga quruqlikdan mo zarb berishga boshlandi. Davlat mudofaa ministrligi bayonot berib, qahramon turk armiyamiz va Suriya milliy armiyasi Barish Pinari harbiy harakati doirasida Firat daryosining sharqida quruqlikdan harakatga o'tdi deganlarni qayd qildi. Jumhur rais Recep Tayyip Erdoğan tunugun Turkiya vaqti soat 16 da Turkiya havo armiyasining Suriyada harakatga o'tganligini jakarlab, Turkiya armiyasi Suriyaning shimolida PKK, YPG va Daish terrorlik tashkilotlariga qarshi Barish Pinari harbiy harakatini boshladi degan edi. Arqadan Turkiya urush aeroplanlari Suriya tavalligiga 30 km ichkirlab kirib, terrorchilarning nishonlarini bitkit qilib tashlagan edi. Amerika-Xitoy munosabatining jiddiylashishi poychaga bahosini tushiryapti. 8 oktyabr Nyu-York vaqtiga ko'ra xabarda bildirilishicha, Amerika bilan Xitoy munosabatining jiddiylashishi sababli chorshanba kuni Osiyodagi poychaga bahosi tushib ketgan. Xabarda Yaponiya poychaga bozorining bir kunlik tovallishi 0.18% ga, Hong Kong poychaga bozorining tovallishi 0.13% ga, Xitoydagi poychaga bozorining tovallishi 0.11% ga yetganligi bildirildi. Xitoy bilan Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari bu hafta o'tkazmoqchi bo'lgan savdo suhbatidan ilgari poychaga bozori 1-2 kun o'rilgan bo'lsa-mu, biroq xalqaro jamiyatning diqqat nazari ikki taraf munosabatining jiddiylashishiga markazlashdi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika qari tizimidagi ishidagi Xitoyning tovush farqlantirish yumshoq detal savdo taraqqiyot shirkatining poychaga bahosi seshanba kuni 2.7% tushib ketgan. Xitoyning ko'zlash kamerasi ishlab chiqarish savdo shirkatlaridan Haykang bilan Dahuamu seshanba kunidan boshlab poychaki savdosini vaqtincha to'xtatgan. Xitoy Uyg'urlarni surgun qilishga qaytadan safarbarlikka keldi. 9 oktyabr Xitoy taratqularining oshkorlashicha Xitoy doiralari Sharq Turkistonning janubidagi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan viloyat oblastlaridan atalmish yezi eshinchi amgak kuchlarini ishqa o'rinlashtirish nomida Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilishga qaytadan safarbarlik qilgan. Xabarda Xitoyning yotkab ishqa o'rinlashtirish plani Sharq Turkistondagi oblast viloyatlarining har bir yezi kanatlargacha umumyuzlik va davomliq elib berish ekanligi,
Bu yıl 9-cı ayğa qadar Qashqar, Xotan, Qızılsu, Aqsu qatarlıq vilayet oblastlardan 245 000 kişini başqa jaylarga sürgün qılğanlıqı bildirildi. Yığınqı malumatlarga asaslanğanda Xitay tajavuzçileri 2017 yılı 2-nji aydan başlap Uyğurlarını kan kölemlik tutkun kılıp, tahminen 3 milyondan artık Uyğur, Kazak ve başka Müslümanlarını ceza lagırlarına kamağandıyken, lagır sırtıdaki Uyğurlarını atılmış 7-5 emge küşlerine işe uğurlaştırış namıda Xitay ülkelerine sürgün kılışını devamlaştırıp gelmekte. Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki zuvanı bulan Şincan gezdi haberde aşka arınışça, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki korkak organları oblast vilayetlerde atılmış 7-5 emge küşleri işe uğurlaştırış namıdaki Sürgün kılıç hareketinde duç gelgen kıyıncılıklarını hal kılıp, sürgün kılıçını emgek küçü bar ailelerge kadar umumlaştırışkı seferberli kılgan. Şarkı Türkistan'daki yerlik ictimai paravallık ve adem küçü baylıkı tarmakları karhanlar bilen tohtam tüzgen. Bir kısım halık öz rayondaki başka oğrullarga, bir kısımı başka rayonga yani bir kısımı Xitay ülkelerge sürgün kılıngan. Haberde bildirilişe Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Havyoy Tokumucilik Hessidarlık şirketi. Çikang'da Kağızçilik Hessidarlık Şirketi, Cungtayşın Biokhemiya Teknik Çeklik Şirketi Qatarlıq Karxanaları Uyğurlarını sürgün kılıçta yerlik dairler bilen hemkarlaşkan. Hong Kong namayışçileri Hong Kong müstakillik plakatını götürdü. 10. Oktyabr Hong Kong erkinlik gezdi bergen haberde bildirilişçe Hong Kong halkı Hong Kong hükümetinin namayışçılarının niqab takışını çekilip kanun çıkarğanlıkı karamay birdek niqab taqap müstakillik plakatını götürdü. Haberde ötken yılı qamaqqa ilingan lekin ali sotqa arz qılğanlıqı üçün bugün qaytadan sot qılınmaqçı bolğan Hong Kongluq kişilik hüquq faaliyetçisige sot ejibatqan Hong Kong yuqarı sot mahkemesi aldıda niqablıq namayışçılar namayış ötküzganligi. 2016 yılı yüz bergen bir qıtımlıq namayışta saqçılar bilen namayışçılar otursidiki toqunuşdan kelip çıqışıda muhim rol oynağanlıqı ilgiri sürilgen şundaqla aldınqı yılı 6 yıllık qamaq cezası berilgen Edward Leon isimlik faaliyetçinin soti jarayanında namayışçılar Xitayga qarşı şuarlarını tovlash bilen birge Leon'un qamaq cezasına hüküm qılınğanlıqqa qattıq narazılıq bildirip onun qoyup berilishini talep qılğanlıqı bildirildi. Ma'lum bo'lishicha ba'zi namoyishchilar Hong Kongning Xitoydan mustaqil bo'lish tarafdorlarining surati tushirilgan cho'ng plakatlarini ko'targan. Boshqa xabar manbalarida bildirilishicha namoyish jarayonida ba'zi metro bekatlari og'ir ziyonga uchrash sababidan xizmatidan to'xtatilgan. Kesin tong markazi bekiti butunlay o'rilib tushib xizmatdan to'xtatilgan. Namoyishchilar ba'zi metro bekatlarining kirish og'ziga o't qo'yib bergan. Metro bekatlarining derazalarini va e'lon taxtalarini chaqib, bilet o'qish uskunalarini buzib o'tgan. Namayışçılar yana ot öçürüş əsləhəlerini kumurup taşlıqan. Marco Rubio Trump hükümeti Şarkı Türkistan məsələsindən Xitayğa küçülük və iniq signal bərdi dedi. Amerikanın Cumhuriyetçi Kengaş Palata əzası Amerika Dövlət Məclisi Xitay İşleri Komitetinin rəisi Marco Rubio, Amerika Saudi Ministerliğinin Şarkı Türkistan'daki 20-dək CHE organı və 8 Xitay texnologiya şirketini qarı tizimdeki alğanlıqını mədhiləb, Trump hükümetinin Xitayga küçülük ve eniq signal bergenlikini bildirdi. Marco Rubio bu yıl yazda Amerika Saudi Ministeri Wilbur Ross'a xat yazıp, Xitayning Dahua Haikang texnologiya şirketlerini qarı tizimdeki elişini, Şarkı Türkistan'daki kişilik hukukunu dapsandı kılıvatkan Xitay əmeldarlarga embargo koyuşun talep kılgan 24 nöper Kengash Palata azasının biridir. O 7 oktyabr elan kılgan bayanatıda Trump hükümeti Amerikanın Beijing'nin Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka milletlerge karşı elip bargan Kan kölemlik, sistemilik, korkunuşluk, kişilik hukuk defsendikiliki de Xitay rejimi, komünistik partiya ve onun yardımlaş güçlerini cevapkarlıkı tartıdığallıkı hakkıda küçülük ve iniq signal berdi deb tekitligen. Uyanı mındık digen. Haikang, Dahua, Shangtang teknologisini özcüge algan bu Xitay karxanaları Amerikanın devlet bir hatarlıkı tehdit selip gelgen ya ki kompartiyaki hemkarlaşıp onun Şarkı Türkistan'da istibdat nazarat sistemisi kuruşu ve zamanevi devirdeki ceza lagırlarını berpa kılışıga yardımlaşken digen. Kutadığı bilik siyaset namesi yazılgallıkının 950. yılı Kırgızistan'da hatırlandıgan boldu. Türk İslam tarihinin en katlı şairi, alim ve mutefekkuri Yusuf Has Hacip tarafından Kutadığı bilik siyaset namesi yazılgallıkının 950. hatırı yılı münasibeti bilen Kırgızistan çoğun bir halkaralık konferansı sahip kallık kılıdığan boldı. Kırgızistan Medeniyet, Uçur Alaka ve Sayahat İşleri Ministerliği Akbarat Merkezi elan kılığan bayanatta
министр Азамат Жаманқұловның Халықара Түрік Академиясы башлығы профессор доктор Дархан Қадірлі білен бұл ел өткізмекші болған құтадығы білік сиясатнамасы жазылғанлығының 950-ші жылы темілік халықаралық конференсіне мұзакірләшті. Қырғызстан Президентлік Мәхкемесі тарапынан бұл уақытта елан қылынған баянаты болса, Президент Сорунбай Жээнбековнің профессор доктор Дархан Қадірлінің зияретін қабыл қылғанлығы Дархан Қадірлінің құтадығы білік сиясатнамасы жазылғанлығының 950-ші хатыры ілі мұнасибеті білән орынлаштырылдыған паалиетлер ва Халықара Түрік Академиясының кәлгісідегі паалиетлерден башқа яна алдыңқы қатардегі кәлгісі пилалары үстідімі мәлімат бергенлікі білдірілді. Президент Сорунбай Жээнбековнің түрік тарихи, күлтірі ва түрік халықларының атақлық затлары хақыда халықаралық конференцлар, мұнбар йығынлары ва лексия йығынлары өткізіп келіватқан Халықара Түрік Академиясының актив қызметтері тарапқа хәмменің диққатын тартып, құтадығы білік сиясатнамасы жазылғанлығының 950-ші хатыры йылыға аталған бұл қатымқы халықаралық конференцның жоғары сәвиеде өткізілішіге дайыр күткен үмітлеріні білдірді. Түркістан зімінеді мін йыллар ілгірі исламны қабыл қылып, хүкім сүрген түнгі түрік дәулеті қараханилар дәуреті дүнияға келген ва Қашқарда вапат болған Юсуп Хас Хаджиб бауымыз құтадығы білік намлық сиясатнама ва насихатнамасын езіп қалдырған еді. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.